Kızlar yaslanın arkanıza. Size öyle bir uzman getirdim ki şimdi. Hayatınızdaki erkeğin hayatında derin iz bırakmak istiyorsanız. Erkeğin gönlüne, ruhuna, bedenine hitap etmek istiyorsanız iki tane yöntem var dedi Esma Önce. Evet. Az sonra telefonları alacağım. Bu arada telefonları görüyorsunuz 0212 333 3370 -33 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Lütfen arayın derdinizi bir komşunuza değil, arkadaşınıza değil, işin uzmanına anlatın. Bir de yani adınızı söylemek zorunda değilsiniz. Sadece derdinizi anlatın bize yeter. Şimdi iki tane yöntem dedik. Hayatımızdaki erkeğin hayatına derin iz bırakmak için Hangi yöntemler bunlar? Şimdi aslında çok e, göstereceğim de sende de gösterebilirim herhalde belki çekim şeyi olursa. Olur nasıl evet. istersen. Şimdi çapalama yönteminden bahsedeceğim öncelikle. Çapalama. Aslında çapalama çok uzun yıllardır psikolojide olan bir yöntem. Genellikle biz e, gelen danışanlarda ruhsal kaygılarını e, işte azaltmak ya da bir şekilde korkularından uzaklaştırmak için kullanıyoruz. Ama aslında çapalama ne demek biliyor musun Nurcuğum? Biz anılarımızın hatırlatıcıları var. Hayatımız boyunca biz sürekli çapalanıyoruz aslında. Yani nasıl? Mesela hep ben bu örneği veriyorum ama kemoterapi hastası hastalığı geçiren yani pardon kanser hastalığı geçiren ve kemoterapi alan biri hastanenin önünden geçerken daha geçirdi. Çok yıllar geçti üstünden. Hastanenin önünden geçerken midesi bulanır. O hastalık geçti. Uzun yıllar sürdü. Ama, Ama o, ne oluyor, yaşamış, o duygu, bırakmış. hastane orada ona hatırlatıcı. Oh, Onun Allah farkında Allah olmadan hastaneyi herkese. gördüğü anda o anısı tetiklenir. Tabii. Ya da bir koku, bir kokuyu bir duyarız ya da bir müziği bir duyarız eski sevgilimiz aklımıza gelir mesela. Şimdi bunlar çok önemli çapalar aslında bir nevi. Şimdi beş noktada çapamız var. Koklamak, işitmek, görmek, tat ve dokunma duygusu. Ne kadar çok do, e, duygumuzu ve duyumuzu hareketlendirirsek o kadar çok iz bırakıyoruz karşı tarafta. Şimdi eşinizle ya da partnerinizle olduğunuz bir anda eşinizin avuç içine, omzuna ya da ensesine küçük basılar uygulayarak mutlu olduğunuz bir anda, mesela çok keyifli tap noktasındasınız. Güzel bir müzik var arkada. E, çok güzel bir andasınız, birlikte iyi hissediyorsunuz. Görsel olarak iyi bir e, yerdesiniz. Ne yapacaksınız? Eşinizin avuç içine, yani diğer noktalar e da olabilir gösterebilir olabilirim. misin? Tam neresi? Şimdi elimizi açıyoruz. Avuç içinin orta noktasına üçer saniyelik 4 ya da 5 kez bası. Sanki elini tutuyormuşsunuz gibi ama... E adam dersin niye elimi böyle or... basıyorsun? İşte masaj yapıyorum diyorsunuz. <laughs> masaj yapıyorum, seviyorum Aslında diye. Aklında ben kalayım diye mi? <laughs> Erkeklere söylemeyin ama bunu söylerseniz kişi orada savunma mekanizması oluşturur, etkilemez. Söylemeden o basıyı yaptığınız anda ne oluyor biliyor musunuz? Siz o anıyı çapalamış oluyorsunuz. Sonra adam ne oluyor? Adam diyelim yattı, yatarken elini çarptı. Ve bu noktaya baskıladığı anda yanlışlıkla aklına sizle geçirdiği güzel anılar tetikleyici oluyor farkında olmadan. Ya ama bu yani milyonda bir olacak bir şey yatarken elini çarpması. Çarpmazsa... Elimizi her şeyde kullanıyoruz. Bardak tutuyoruz, telefon tutuyoruz her şeyde. El en çok kullandığımız zaten... Şeyimiz organımız, organımız yani elimize her şeyde kullanız. Eline telefon aldı, onu yaptı. Yani her hali sizde hep ben ona tetikleniyor, yani. evet, tetikleyici var ve eğer bu noktada çaktırmadan ama Adamın çaktırmadan soka, soka yapacağız. Soka değil. Bir de şu çok önemli. Eğer onunla konuşurken mesela orada hani güzel bir anın içindesiniz ya birazcık konuşmanızda S harflerini baskılayarak işte sana sım sıkı sarılmak istiyorum. Seyleri biraz baskılayarak konuşursanız hafızasına daha da fazla kazınırsınız. Nasıl yapacağız? Mesela seni seviyorum yani ben zaten pelteyim bu kadar değil de <laughs> bende biraz pelteklik var. Biraz seyleri baskılayarak sımsıkı sana sarılmak istiyorum dediğiniz anda yaparsanız bu çapayı çok daha net Pekerleme hafızasında gibi. kalıyor. Sana sımsıkı sarılmak ben istiyorum. Ben gülerim o sırada. <gülüyor> <gülüyor> Gülmek de pozitif bir şey gülün. Adam geliyor. Sana sımsıkı sarılmak istiyorum. Sımsıkı sana sarılmak istiyorum. Ah. Dertten. Ah, sen ne güzel söylüyorsun. Ben çünkü bel, belteyim ya. Benim zaten S'lerim böyle. O zaman bir şey söyleyeceğim. Böyle yani e, dili. S harfi zihinde en çok hafızaya kazanan harflerden biri ve S harfi tüm yabancı dillerde de tüm yani alfabelerde S harfi hafızayı tetikleyen. ...en Seni önemli harf. Ben niye söyleyemiyorum? Seni... Ben hiç iz bırakamayacağım. <laughs> Böyle çalışacağız. Dili biraz dişlerin arasından çıkarmak gibi düşünmek Nasıl? lazım. Seni seviyorum. Evet. <laughs> Adamın beni seveceği var. <laughs> <laughs> Yemin <Yemiyorum> hayatımdan <laughs> Ne oldu sana? Biraz pelte olmuşsun bugünlerde. Seni mi? seviyorum. Yani mesela... Sana ...onu da ekstradan istiyorum. kullanabilirsiniz. Dediğim gibi... ...parfüm sizin özel kokunuz... Hmm. ...aynı zamanda sesler işittiği bir müzikte olabilir aynı zamanda dokunma. Buraya dokunduğu anda... bu arada ne kadar sıklıkla ve ne kadar fazla yaparsanız o kadar çapalanır çapa derin olur. Kişi sizle ilgili anılar hep aklına gelecek. <laughs> Adamın eline öyle bastırıyorsun ki <laughs> adam kendini bırakıyor. <laughs> Ama bunu Ay yapan... Ay hiç benim böyle şeylere inanasım yok. Niye öyle? Çünkü şöyle ee, gerçekten... Yani çok özür dilerim. Bak yani hani benimle birlikte aynı duyguyu paylaşan mutlaka vardır ekran başında. Şöyle başımda. yapanlardan çok bu bir psikolojik teknik. Öyle bunu mi? Bunu biz tabii ki danışanlarda kullanıyoruz. NLP yöntemidir bu. Çapalamayı araştırın. Bunun bilimsel açıklaması da var. Yani bu hani biz böyle baskıladık değil. Bu... ...yıllardır çalışılan terapilerde kullanılan bir yöntem. Ya mesela adamın eline avucunu alacaksın. Yani bu şöyle alacaksın. şey değil. Hani aa işte öylesine yaptık da bilimsel bir dayanağı yok. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış. Ha, bilimsel dayanağı var. Tabii, tabii ben yoksa psikolog olarak böyle bir şey söyleyemem. Bu NLP ve psikoloji yöntemlerinde zaten biz... ...danışanla terapide bunu ona ıı, çapalamayı kullanıyoruz. Adamın kalbine giden yol çapalamadan evet. geçiyor. Yani bu çapalama Bil, içi. yöntemi... Avuç içi, omuzlar ve ense bunların hepsi NLP yöntemlerine bakarsanız bilimsel olarak yıllardır terapilerde kullanılan biz kaygı fobi azaltmak için kullanıyorduk. İlişkilerde kullanılan Amerika'da yeni araştırmalar da var. Süper. İlişkilerde çok derinizler bırakabildiğinizi hatta o kişilerin unutulmasının çok zor olduğunu da görüyoruz. Çok, çok unutmayın. S'ler de en belirgin. Hep dediğim gibi bunlar araştırmaların sonucunda olan şeyler. Bir de diğer yöntem tuzlu su. Tuzlu suyu sana anlatmıştım aslında daha önce ama tuzlu su bizim enerjilerimizi dengeleyen ve bir şekilde kadınların dişi enerjisini arttıran bir şey. Özellikle bir litreye iki çorba kaşığı tuzu koyup kadınlar sağ taraftan sola doğru döktüğünüzde bu dişi enerjinin akışı ne oluyor? Kişilerde enerjiler dengelenmeye başlıyor. Hayatın içindeki stres, erkek gibi çalışmak, öfke bu hormonlar bizim enerjilerimizi dengeliyor. Tuzlu su en çok elektriği geçirgen özelliği var. Aynı şekilde beyin dalgalarımızla elektrikle çalıştığı için bunu ötürülemek için tuzlu suyu da kullanalım. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Esra Harmanda Farsak bizi izliyor. Türkiye Ayy, televizyonlarının canı. en güzel yüzlerinden biridir. Çok bir severim bir Esra'yı. Sevgili Esra Harmanda. Esracığım öpüyorum seni. Benim kıymetli ve güzel dostum. Çok severim. Çok söylüyor sana da. Alo. Alo merhabalar. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Ben programımıza bir soru sormak istadım bu arada. Esra İzmirci ee, sizi dinliyor. Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Ee, ben kayınanma bir takım e, problemler yaşıyorum. Kayınvalide hani kötü problemler. Sürekli ne gibi problemler e, yaşıyorsunuz? Bana sürekli işte oğlum bana çok düşkün. Eee tenk... ondan sonra Tövbe. Anlamadım. Senin annen yırtık. Yırtık mı? Evet. Hani benim annem... Öyle şey o yırtık ne yani. demek? Benim annem damadıma e, çok iyi davranıyor. İşte ona yemekler yapıyor. E, yırtık dedi. A -a. Sonra ya, yok ben yanlış kısramış. söyledim dedi. Yani oğluna bu kadar iyi davranan bir kayınvalide ne kadar çirkin bir tabi yırtık iş. Evet, defa duyuyorum yırtık. Bana sürekli işte e, sen e, biz Türk'üz sen değilsin diyor. Oysa ki Hani ben zaten bu şehirde yaşamışım. Ee, hani hiçbir kötü şey mi yok. Kayınvalideniz çok... sürekli size psikolojik baskı yapıyor yani. Evet. Şiddet bu yüzden eşimin tüm hayatım bitti. Eşim ben hiçbir şekilde konuşmuyor. Şimdi asıl ve ben onu soracaktım. Oldu? Kocanız burada ne yapıyor? ve Eşiniz yani e, kayınvalideniz size bu kadar hakaret ederken onun tutumu ne? Sen abartıyorsun dedi bana. Abartıyor olabilir misiniz? Hayır ben zaten hiçbir şey söylemedim. Ben İki yıldır kaynama hiçbir şekilde hiçbir laf etmedim. Benim hmm. çocuğum doğdu. Ee, onlara gitmiştik. onlarda kaldı. Sürekli bana her gün laf soktu. Yani, ne diyor mesela laf sokup? E, i̇şte senin baban yok. Ben çocukların babalarıyla büyüttüm. Sen Bir dakika kimsin. senin baban yok da laf sokma nerede? Yani ne anlatmaya çalışıyor senin baban yok derken? Yani e, siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Babanız olmadığı için eğitilemediniz. Allah Allah. Bizi büyütemedi. Ama ben, benim çocuklarımın babası var. O yüzden benim çocuklarım bilgili falan diyor. Niye çocukları babalar mı eğitiyormuş? İşte ben de aynısını söylüyorum ama anlamıyor. Ben de artık dayanamadım. Eşime dedim ki annem bana böyle böyle yapıyor. Hmm. Yani sadece onu yaptığını söyledim. Hiçbir şey söylemedim. Bana abartıyorsun dedi. Ama bu abartıyorsun başta söylemedi. Eşim bana ilk önce şey dedi. Dedi ki sen haklısın. Annemi uyaracağım dedi. Hı hı. Sonra Güzel. ablası aradı eşimi. Ablası ne konuştu bilmiyorum. Ondan sonra eşim bana dedi ki sen abartıyorsun. Her kaynana böyle. Ee, i̇şte e, çocuğuma çocuğum diyebilir. Bana sürekli diyor ki ben çocuk doğurdum. Yani kızım var ha. bir tane. Bana Vallahi diyor ki karşısız. çocuğumu götürüyorsun. Ee, i̇şte oğlumu da götürmüştün. Ha. Sonra Ustaşlık. ben çocuğa bakıyorum yok öyle olmayacak. Bu böyle olacak sen bilmiyorsun. Ha, kayınvalideniz ya... sizin çocuğunuzu kendi çocuğu gibi görüyor. Evet. Onun Ve oğluna izin elinden aldığınızı düşünüyor. Evet. Şimdi şey kayınvalide ne kadar da bir size geliyor acaba? Şu an ben artık dedim ki ben mesafeli olmak istiyorum. Bir ayda bir görüşüyorum ama onun öncesinde her hafta evimdeydi. Şimdi haftada kaç gün? Bir gün. Mü? Haftada iki gün geliyordu. Şimdi şöyle bir şey ben öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, çok haklısınız. Kayınvalideniz hani çok kötü sözler de söylemiş, yanlış da davranmış ama Maalesef böyle durumlarda siz mesafe koyduğunuzda da kayınvalide bu sefer eşinizle aranızı bozmaya çalışıyor. Şimdi burada bir hasetlik duygusu var. Tabii ki sizin anneniz de çok iyi davrandığı için damadına onu da kıskançlık duygusu olarak almış. Ben hep e, şunun taraftarıyım. Çok zor olduğunu biliyorum ki siz çok da haklısınız ama politik davranmak uzun vadede size kazandırır. Ben sizin yerinizde olsam haftada bir gün belirlerim ve kayınvalidenizi siz çağırırsınız o günlerde. Onun iyiliklerinden, size yardımcı olmasından çok mutlu olduğunuzdan, iyi ki sen de benim annem gibi oldum deyip o gün sadece iyi davranırsınız. Onun dışında haftada bir gününüzü sadece ona politik olmaya ayırarak bir gün çağırın ve genellikle olumlu sözler söyleyin, onun için bir şeyler yapmaya çalışın. Onunla aynı fikirde olduğunuzu beyan edeceğiniz ortak noktalarda buluşun. Ya hatta deyin ki mesela bazen şikayet edin. Ya annem de bana eskiden çok iyi davranmazdı. Senin böyle iyi bir anne olduğunu gördükten sonra daha iyi davranıyor valla bana gibi. Yani bunlar... Bunlar doğru olmasa da o kadar etkileyici olur ki. Tabir belki İnanın. yanlış olacak ama bak tabir belki yanlış olacak. Sakın yanlış anlamayın e, bu dediğimi. Düşmanı bazen yanında tutmak, çok doğru. onun hareketlerini kontrol altına almak senin işini daha çok kolaylaştırır. Çünkü... Yani kayınvalideni uzaklaştırmak Kocanın da sana tepkisini arttıracak. Tabii çünkü kayınvalidenin oğluyla ilişkisi iyi. Her seferinde bak beni uzaklaştırdı. Düşmanla yakın tut. Merhamet duygusuna e, dokunabilecek şeyler söyleyecek oğluna ve oğlu da ister istemez size düşman olacak ve sizden uzaklaşacak. Benim tavsiyem haftada bir çağırın. Onu da güzel şeyler söyleyin. Onun haklı bulduğunuz yönlerini söyleyin. Aynen. Hatta annem bana bak bu kadar iyi davranmamıştı. Sen iyi davranınca daha da iyi davranmaya başladı bana. Ya sen ne iyisin ne tatlısın diyerekten yakınlaşın onunla. Eğer bunu yaparsanız inanın bir süre sonra onu garda düşürecek. Aynen. Bu arada şu çok önemli. Kayınvalidelerin yaptığı Teşekkür şeyler sizle ilgili Alo, değil. Alıyoruz bir dakika ilgili. alın, arkadaşlar telefonu ne dedin? Kayınvalidelerin yaptığı şeyler sizle ilgili değil. Kayınvalideler Yıllardır gelini sevmemeyi öğretiliyor. Gelin sevilmez, gelin seni oğlundan eder diyerek öğretildiği için bu şekilde tepkili. Sizle alakalı bir durum değil inanın buna. Bir de şunu buna. da yapabilirsin. Bak ben yani bunlar tabii hayat tecrübesiyle de ilişkili bir şey. Kayınvaliden diyelim ki mesela oğlunu çok önemsiyor. E sana da diyor ya, çocuk yetiştirmesini bilmiyorsun. Ay anne gerçekten bak muhteşem bir oğlan yetiştirmişsin. Yani benim eşim, senin oğlun o kadar kıymetli ki. Doğru sen bana öğret çocuk nasıl yetiştirilir? Çok ya Yalandan yere dinle kadınla ne olacak? Haftada gir. Onun da gönlü olacak senin de işin kolaylaşıcı. Şey evet yaptım. anlat de. Ne anlatacak ki sana çocuk yetiştirmede? Anlatacak işte bilgilerini verecek bir şey de, yapacak. onu onun hoşuna gittiği için nasıl böyle hoşuna gider? inanın yapın bunları. Kızlar akıllı olalım. Akıllı olmazsa kimse bizim dostumuz olmuyor. Söyleyin evet. bak. Alo.